Moleküler biyolojinin merkezi dogması tam olarak ne demektir? Buna aslında tüm canlılığın merkezi dogması da diyebiliriz. Çünkü sizin, benim, kısacası hepimizin bu genetik bilgi birikimini anne babalarımızdan nasıl aldığımızı ve genetik bilginin yetişkin canlıları nasıl ortaya çıkardığını açıklar. Çok zeki bilim insanları olan Francis Crick ve James Watson kendilerinden çoğu zaman Watson ve Crick olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Bilginin ardışık olarak parça parça aktarılmasıyla alakalı bu dogmayı bulan kişilerdir. Fizyoloji ve tıp dalında Nobel ödülü kazanmış olan Marshall Nirenberg de şunu bulmuştur. DNA RNA'nın protein yapmasını sağlar. Ben bu basit tanımın aslında çok iyi bir tanım olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gelin biraz daha bir detaylı inceleyelim bakalım. Şimdi 3 temel oyuncumuz var. Nükleik asit olan DNA ve RNA nükleotitlerden meydana gelmişlerdir. Proteinlerse amino asitlerden meydana gelmiştir. Bilgi depolanması en basit şekliyle DNA'da başlar. Bu bilgi DNA'nın kendini kopyalaması anlamına gelen replikasyon sonucu yeniden depolanabilir. DNA'nın RNA'ya kopyalanması sürecine de transkripsiyon deniyor. Son olarak RNA'daki bilgi de translasyon denilen bir süreç sonucu proteinleri proteinleri sentezler. DNA, RNA ve proteinler doğrusal polimerler oldukları için her birim ya da monomer en fazla iki farklı birime bağlıdır. Mesela böyle bir monomerimiz varsa eğer, bunlar birbirine seri olarak bağlıdır ve böylece de doğrusal bir polimer meydana getirirler. Eğer bu DNA ise, bunlar deoksiribonükleik asitler. RNA ise ribonükleik asitler. Protein ise de amino asitlerdir. Hepsinin doğrusal bir polimer oluşturduğuna dikkat edin lütfen. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Belirli bir sırada dizilmiş bu monomerler bilgiyi kodladıkları için DNA, RNA ve protein aktarımında bilgide herhangi bir kayıp olmaz. Her polimer dizisi sıradaki polimerin sentezlenmesi için gerekli olan bilgiyi saklar. Bu dizideki herhangi bir aşamaya gidip karşılık gelen polimerin neye benzeyeceğini yani DNA'yı inceleyip RNA'nın ve proteinin neye benzeyeceğini bulabilirsiniz. İşte bu sürece merkezi dogma adı veriliyor. Tüm bu terimleri aklınızda tutmanın zor olacağını düşünüyorsanız size kendi yöntemimden bahsedeceğim. DNA için bu oldukça basit. DNA replikasyonla kendini kopyalar. Yani kendinden bir tane daha sentezler. Ama transkripsiyon ve translasyonu birbirine karıştırabilirsiniz. Çünkü kelimeler birbirlerine çok benziyor. Transkripsiyonu bir yazı çeşidinden ya da alfabeden diğerine geçiş olarak düşünün. Buradaki alfabeler aynı çünkü DNA ve RNA'da ikisinde de harf olarak nükleik asitler kullanılıyor. Translasyonu ise bir dilden başka bir dile yapılan çeviri gibi düşünebilirsiniz. Burada da nükleik asitlerden oluşan alfabenin bir dili, amino asitlerden oluşan alfabenin de başka bir dili temsil ettiğini düşünün. RNA protein sentezlerken kendi nükleik asitlerinden oluşan alfabeyi proteinin amino asitlerinden oluşan bir dile çevirir. Umarım bu yöntem sizin de işinize yarar. Peki merkezi dogma neydi? Bu soru geldiğinde basitçe DNA'nın RNA'yı, onun da proteinleri sentezlediğini düşünebilirsiniz.